Selamlar. Yine herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bugün toplumsal sağırlık, toplumsal körlük ve toplumsal suskunluk ya da dilsizlik hakkında konuşmak istiyorum. Bir toplum nasıl gördüğü halde görmez olur? Bir toplum nasıl duyduğu halde duymaz olur? Ve bir toplum nasıl her şeyi bildiği halde konuşmaz ve suskun olur. Bunu hani bir üç maymunda şekil vardı. Herkesin işine karışma, bazı şeyleri duyma, bazı şeyleri görme, bazı şeyleri söyleme diye bir ahlak vecibesi olarak mı yapıyoruz? Ahlaklı bir davranış olarak mı yapıyoruz? Yoksa bunu tam tersine gerçekten görmüyor muyuz? Duymuyor muyuz? Kulaklarımız mı sağır oldu? Gözlerimiz mi kör oldu? Yoksa dilimiz mi lal oldu? Bunu anlatmaya çalışacağım. İkisinin arasında yani ahlaki değerlerle ahlaksız değerlerin olduğunu anladık. Yani üç kelime hem ahlaki değerler olarak anlaşılabilir, değerlendirilebilir ya da ahlaksızlığın dip yaptığı bir nokta olarak da değerlendirilip anlaşılabilir. Bu konuyu anlatabilmek için elimde Joseph Saramago adlı bir yazarın Körlük diye bir kitabı var. Şöyle göstereyim. Körlük. Körlükten çok kısa bir özet anlatarak konuya geçmek istiyorum körlükten. Bir grup kör insanı büyük bir salonda toplarlar. Nasıl davranacaklar, ne yapacaklar, birbirlerine karşı nasıl hareket edecekler ya da bir takım temel ihtiyaçlarını nasıl giderecekler onu ölçmeye çalışırlar. İşlerinden bir tanesi uyanık ve biraz görüyor ama. Uyanık pisliği başlatıyor önce. Gören, az gören uyanık pisliği başlatıyor. Pardon. Affedersiniz. Bir müddet sonra uyanık olanın kakası gelir. Kendi kendine der ki bunların nasıl olsa hiçbirisi görmüyor, kör. Ben gideyim der şu köşedeki boş alana kakamı yapayım der. Çünkü başka gidecekleri yer yok. Gider o köşedeki boş alana kakasını yapar. Kitapta böyle anlatır bunları. Sonra koku tabii salona yavaş yavaş yayılmaya başlar. Sonra diğer körler der ki galiba şu tarafta tuvalet var. Kakası gelen daha sonra oraya doğru gider. Kakasını yapmaya başlarlar. Bir müddet sonra bütün körler salonun içine pislemeye başladılar. Ve salon pisliğin içinde kalır. Hiç kimse ya bu koku nereden geliyor? Niye bu kokunun içinde kaldık biz? Demez. Çünkü bir müddet sonra o kokuyu kanıksamaya başladılar. Gözleri görmedikleri için de kokunun farkında olmazlar. Alışır burunları. Kendileri de alışır. Pisliğin içinde yaşamaya alışırlar. Buna herhalde ateşin içinde haşlanan kurbağayı falan da örnek verebiliyoruz. Yüksek sesle hiçbirisi koku geliyor demez. Çünkü bilir ki oraya kendi de gitti pisledi. Kanıksarlar söyledim hepsi kokuyu kanıksarlar. Susarlar. Konuşmazlar birbiriyle. Bu koku nereden geliyor diye. Ya derler öbürü gördüyse benim pislediğimi ya sen pisledin derlerse ne yapacağım ben o zaman diye birbirlerini suçlayamazlardı. Burada üç maymun oynarlar. Burada
gereksiz biat, sadakat ve suçluluk psikolojisinin, suçluluk psikolojisinin insanı nasıl yozlaştırdığını anlatır. Bu yazar Saramago. İnsan der, bazı durumlarda bağlılıktan, bazı durumlarda suçluluk psikolojisiyle, bazen de sadakat ve bağlılık psikolojisiyle suskun kalır. Görmez, yüksek sesle konuşamaz. Halbuki bizde bir laf vardır. Aptal dostun olacağını ederler. Uyanık düşmanın olsun. Yani bir sürü suçluluk psikolojisiyle, sadakat psikolojisiyle birbirine bağlı bir sürü insan olacağını orada. Ben burada bir de şu şeyi söyleyeyim. Yani gerçekten kör olan insanlar bu konularda daha hassastırlar, daha titiz derler. Onlar sadece gözlerinden değil, tüm duyu organlarıyla görürler, hissederler. Bazen kokuyu, insanı burun kokusundan bile anlarlar. Onları tenzih ediyorum. Bu bir yazarın kitabından alınma bir örnekti. Benim o görme özürlü insanlara karşı saygım sonsuz. Sokakta falan da görüyorum. Çok da üstleri başları bile çok düzgün. Gören insandan daha düzgün. Temiz giyinmiş. Daha kendine özen göstermiş insanlarla, kör insanlarla karşılaştım ben. Bizim güya görüyor, güya burnu kokalıyor, güya ağzı konuşuyor, dili var dediğimiz insanlar otobüste, minibüste ya da herhangi bir toplu ulaşım aracında, toplu bir yerde de ter kokusundan, başka kokulardan yanına yaklaşılmazken kör insanların nasıl özenli olduklarını da biliyorum ben. Onun için onlara da tekrar özür diliyorum ben. Pisliklerini görmezler. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Bu körlüğün, toplum olarak körlüğün, toplum olarak sağırlığın, toplum olarak suskunluğun 3 aşağı 5 yukarı nereden geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunun başında bazısına göre teknoloji vardır, bazısına göre sadakat kültürü yatar. Yani toplum ya da yönetenler ya da iktidarda olanlar bizden olsun da ne olursa olsun mantığı yatar. Bazen de zamanın dili deriz biz, zamanın ruhu deriz. Ancak burada yıpranmış olan esas mantık inançlarımızdaki körelmedir. İnançlarımızın kötü kişiler tarafından kötü amaçlarına alet edilmesidir. Bunun inançlarımızdan kötü amaçlı kullanılan kişilerin bize yaptığı bağnazlıktan ya da ilk gidip köşeye pisleyen onlar olduğunu ya da o olduğunu açık seçik bir dille söylemeyişimizden kaynaklanır. Yani biz desek ki arkadaş tamam biz belki hatalı taraflarımız var ama biz sana inandık, başımıza lider seçtik, biat ettik, sadakat ettik. Sen niye gidip köşeye pisledin, kakan yaptın diyemiyoruz. Çünkü o bizim liderimiz diyoruz, bizim liderimiz. Yani buradaki gene şey amacından sapmadan konuşsun, salonda öyle çünkü. Bir zamanlar komşusu açken tok yatan bizden değildir söylemi vardı. Şimdi onlara sağır olduk bu söze ve suskun olduk. Diyoruz ki ben karnımı doyurduysam ne mutlu bana. Kör olduk bu konularda. Bana ne ya diyoruz, kör mü karnı doyursaydı. Ne kadar kötü amacından çıkmış, toplum olarak amacından çıkmış kötü eylemler varsa bugün gerçekten kanıksadık. Diyoruz ki yapıyorlar işte. Bugün mesela bir şey vardır, birkaç gündür bu şey nedir, bu gıdalardaki
sahtekarlıkları anlatan bir liste yayınlandı. İçinde uzun yollara gidenler bilirler. Köfteci Yusuf diye birisi var. Herkes bila istisna bence uzun yola gidenlerin herkesin bir yolu düşmüştür onlara. Meğer domuz eti yediriyormuş. Başka bir şeyler yediriyormuş falan filan. Belki de lezzetliydi bilmiyorum ben. Bu şey yedirdiklerinde ya baharat iyiydi, iyi de kızarmıştı. Bu lezzet nereden geliyor? Soğandan mı geliyor? Bilmiyorum. Çağırırsın adamının bahsi gider konuşur. Senin köften lezzetli nereden geliyor? Soğanını bilmem nereden getirdim? Bilecik'ten getirdim. Sarımsağını Kastamonu'dan aldım geldim. İşte Balıkesir koyununun sağ ayağının bilmem ne üst tarafından köfte yaptım falan. Ya milyonlarca kişiye senin 1000-2000 yerde diyelim atıyorum rakamı. Nedir bu? Köfte zincirin var. Allah aşkına Balıkesir'in koyunlarını tüm kessin gene oraya köfte yetişmez. Nereden geliyor bu et diye sormadık, soramadık. Lezzetliymiş dedik, yedik, geçtik. Meğer domuz etiymiş. Domuz eti de çok. Yani Türkiye'de de avlasan var. Bulgaristan'dan getirsen de var. Nereden bu? Şimdi Sudan'dan falan da getiriliyormuş galiba. Başka taraflardan da var. Yani ormanın çok olduğu her tarafta domuz eti de çok. Yediriyorlarmış meğer. Din adına yapıldı. Kötülüklerin çoğu, kakaların çoğu, pisliklerin çoğu din adına yapıldı. Biz bunu niye yapıyorsun diyemedik. Çünkü aynı dindendik ve sadakatle bağlıydık oraya. Sadakat ettiğin insanlara, sadık olduğun insanlara herhangi bir suç yapıştıramazsın. Yapıştıramazsın da biat etmek zorundasın. O suçu o adama yakışmaz. Dersin ya olmaz. Olduysa da bir defa olabilir. Ne olacak? Bizde bir vicdan vardı. Vicdan. Vicdan herkesin çok güvendiği, çok benimsediği ve her lafta Allah nerede deyince bile benim vicdanımda derdi. Benim vicdanımda. Adalet nerede? Benim vicdanımda derdi. Senin insanların nerede? Benim vicdanımda. Şimdi o vicdan, o karlı dağ olan vicdan, o erişilmesi, herkesin kendi vicdanına erişir ama bir başkasının onun vicdanına erişmesi zor olan vicdan eridi bizde. Vicdan kalmadı kimsede artık. Karlı dağ eridi. Şimdi diyorsun ki Allah nerede? Şapka düştü, kel göründü. Allah orada duruyor ama o da yok yerinde ya. Vicdan olmayınca hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Adalet nerede? Şapka düştü, kel göründü. Benim vicdanımdaydı ama ben o şapkanın altında zannediyordum. Şapka düşmüş, kel görünmüş. Vicdan da yok ortada. Peki diğer duygular kalmış mı? Vicdanın içinde sevgi, acıma duygusu, nefret, bilmem başka duygular kalmış mı? Korku, Allah korkusu. Lafın başında da söyledim. Kalmış mı? Yok. Çünkü vicdanı kaptırdık biz. Vicdan gitti. Vicdanı kim aldı götürdü? En güvendiğin adam. En çok güvendiğimiz. Ya bu Müslüman işte. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar namaz kılan, abdest alan Müslüman çocuklar. Mahallemizin iyi çocukları dediğimiz insanlar aldı götürdü bizim vicdanımızı. Bizim vicdanımızı bitirdiler. Dolayısıyla biz kocaman bir salonda körleri oynuyoruz. Gidip çeşitli yerleri hepimizde kakamızı yapıyoruz. Kim yaptı ya bu kakayı demeye korkuyoruz. Çünkü yapanlardan birisi de benim sensin ya da sensin o öbürü. Niye soramıyoruz açık şekilde birbirimize? Buraya kim kaka yaptı kardeşim? Bilmiyoruz diyoruz. Açık şekilde soramıyoruz. Kör olduk, sağır olduk, dilsiz olduk. Hep beraber suçu bastırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm yolsuzluklara ses çıkartamıyoruz. Diyoruz ki
Ya işte o bizim partinin adamı ya da bizim çocuklardan birisi orada işe girdi. O işe giren insanlara yani biat kültürüyle, sadakatle, taraflılara falan işe alınan insanlardan bir başkasının hakkını gasp ederek oraya girenlerden sen Allah korkusu, vicdan ya da karakterli bir iş bekleyebilir misin? Bekleyemezsin. Allah'tan korksaydı zaten o bir başkasının hakkını gasp ederek hakkı olan birisinin hakkını alarak oraya gelmezdi, oturmazdı oraya. Bugün yine o mahallemizin iyi çocukları dediğimiz insanlardan milyonlarca var içimizde. Hani bir kısmının adı çıktı. Adı çıksa, canı çıksa diyelim. Bir kısmının canı çıksa çıktı. Ama gerçekten nerede onlar? İçimizde. İçimizde hep beraberiz zaten. Onlar kaybolmadı. Onlar bitmedi. Onlar nasıl iktidara gelmişlerdi? Nasıl o kadar güçlenmişlerdi? Onun bunun çocuğunun hakkını çalarak, sınavlarda hile yaparak bizden koyun derileri, sadaka, bayramlardaki fitre zekatları toplayarak gelmişler, değil mi? İşte o fitre ve zekatları toplayarak oraya gelenler bizim meclisimize bomba attıklarında Gölbaşı'ndaki o polis merkezini bombaladıklarında 44 tane orada özel harekat polisinin ölümüne sebep olduklarında vicdanlarımızdaki o karlı dağ eridi biraz. Daha sonra üzülmemeye başladık bazı şeylere. Dedik ki bunlar Müslümansa demek ki hata yaparmış Müslüman. Ya bir türlü kabullenemedik. Biz bunları acıyarak bu yerlere getirdik. Bu işte, bu sadakatte, bu biat kültüründe bir yanlışlık var diyemedik. Daha hala diyemiyoruz. Daha hala diyemiyoruz. Daha hala sözlü sınavlarda kendi yandaşlarını alıyorlar. Daha hala diyemiyoruz ya. Siz yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Hep beraber yüksek volümden ses çıkartamıyoruz. Neden? Kanıksadık. Çünkü bizim de var öyle bir yolsuzluğumuz. İçinde vardır. Ben genelleme olarak konuşmuyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Mutlaka benim gibi içi yanmış insanlar da vardır. Ama genelde bu toplumun %70'inin, %80'inin o tür bir bağlı olduğu bir nokta vardır. Hiçbir şeye bağlı olmasa bile, hiç yani bir maddi alışverişi olmasa bile manevi olarak, fikir olarak şunu düşünüyor olabilir. Ya bunlar Müslümanlar en azından. Benim fikrim iktidarda ya olsun bakalım. Hırsız benim mahallemden olsun. Hırsız bizden olsun. Bizim çocuklar olsun. Katil bizim çocuklardan olsun ya. O haddini bildirsin öbürlerine. Ya da sahtekar dolandırıcı bizden olsun. Yerse yesin ne olacak canım? Öbürleri geldi de yemedi mi? Diyen bir mantık aslında sakat bir mantıktır. Hasta bir mantıktır. Yani o bu onların yedikleri Türkiye'nin geleceğidir. Onların çaldıkları aklı başında Türk insanının hakkıdır. Bir gün gelecek biz ne yaptık diye dizlerimize vuracağız. Belki şimdi de vuruyorlar. Vuran vardır ama gerçekten o gün iş işten geçmiş olacak. Alıştık, kanıştadık. Bir zamanlar Deniz Feneri Derneği vardı. Deniz Feneri Derneği, Yardım Derneği. Almanya'dan itibaren yardımlar toplamışlardı bunlar. Ben çok iyi hatırlıyorum o 92'leri, 93'leri falan. 94'leri. Deniz Feneri 94'lerdi galiba. Geçen gene Kanal 7 30. yılını kutluyordu. 30. yılını. Kanal 7'nin kuruluşunda Deniz Feneri Derneği'nin parası vardır. O paralar getirildi. Bir tarafım yerlere aktarıldı, çarçur edildi. Arkasından Deniz Feneri'nin ne oldu bu paralar diye şikayetçi olanlara, oraya güya para verip de şikayetçi olanlara Almanya'dan savcılar geldi. Onlar Alman makamlarına şikayet etmişti, yurt dışındaki vatandaşlar. Savcılar geldi, savcıları
Susturdular. Biz dediler böyle bir bilgi belge yok. Alman savcıları olayı takip edemediler. Çektiler gittiler geri. Biz alkış tuttuk burada. Bravo dedik. Bak Kanal 7 kuruldu. Başka şeyler oldu. Parti kuruldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Nedir? İşte Kalkınma Partisi kuruldu. Adaletsizlik Partisi kuruldu arkasından. Adaletsizlik deyince yanlış anlamayın. Adı Kalkınma ve Adalet Partisi ama ne kalkınması vardı, ne kalkınabildik, ne adalet geldi bu memlekete. Elimizde olanı da kaybettik. Hani bir laf var ya, midyata pirince giderken dimyata mı, midyata mı? Orada herkes de kendine göre yorumlar. Hadi ben dimyata diyeyim, dimyata. Dimyat neredeyse onu da bilmiyorum. Midyat olsa Mardin Midyat ilçesi. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak gibi bir şey. Bu ne diyeceksiniz şimdi? Hangi bulgurdan olduk? Biz kalkınacağız ve bu memlekete adalet gelecek derken dinden de olduk, dinden de. Bugün vicdanımızdaki o yüce dağdaki karlar eridi. Vicdan bitti bizde. Vicdanın bittiği yerde Allah da durmaz. Dağın eridiği, şapkanın düşüp kelin göründüğü yerde Allah da durmaz artık. Adalet de durmaz artık. İnsanlık da biter. Dolayısıyla bize ne adalet geldi, ne kalkınma geldi. Dinden de olduk, vicdandan da olduk. Depremlerde, son Maraş depreminde, daha önceki bazı depremlerde takdiri ilahi dendi. Ya kardeşim niye fay hattına sen ruhsat verdin diyemedik. Bunu kontrol eden, hani müteahhiti tutun diyoruz ya. Ben müteahhiti tutun lafını pek sevmiyorum. Ne olacak? Adam parası var. Bugün diyelim Ağoğlu inşaatın onlardan yıkılan olsa o Ali Ağoğlu'nu mu yakalamak lazım? Yoksa oradaki görevli mühendislerden, belediyedeki görevli mühendislerden mi hesap sormak lazım? Gel bakalım arkadaş, sen buraya bu demire niye olur verdin? Bu temele atılan bu 32'lik demir, fi 32 bilmem ne derler onlara. 32'lik demir üstündeki 120 bin ton yükü çekmeyeceğini bilmiyor muydun sen? Bu fi 32 taş çatısı 30 bin ton yükü çeker. Ya da 30 ton yükü çeker diye. 30 ton yükü çeken demirin üzerine 120 ton yüklenince bu demirin kırılacağını, kopacağını ya da gerilmeden dolayı zayıflayacağını hesap edemedin. Sen nasıl inşaat mühendisisin diye. Ondan hesap sormak lazım. Diplomasını alıp yırtıp onu da bir böyle mesleğini yanlış yaptığı için, kötü yaptığı için birazcık cezaevine doğru göndermek lazım. Belediyedeki memurlara da aynı şekilde haddini bildirmek gerekir mi? Gerekmez mi? Gel bakalım, ben sana yetki verdim burada. Bunları usulüne uygun olup olmadığını denetle dedim. Niye denetlemedin? Kem de küm de. Gel sana kemi de kümün de ne tarafta olduğunu göstereyim dememiz gerekirken biz müteahhit tutun müteahhiti. Adam müteahhit her şeyin başından bekliyor yani. Beklemiyor. O halde vicdan nerede? Vicdan nerede? Vicdana niye, vicdandan niye karlı dağlar eriyince Allah da kaçtı, akıl da kaçtı, ne bileyim ben acıma duygusu da kaçtı. İşte bu sebeplerden. Hükümette yapılan yolsuzluklar var. Dört bakan alındı bu yüzden. Sonra bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Kesilmiyor. Geçenlerde bu Tekirdağ Çerkezköy civarındaki tren kazasındaki o zamanki Karayollar Genel Müdürü sorgulanıp da oraların arkadaş sen hemzemin geçitlerdeki köprüleri niye kontrol ettirmedin demek yerine ya da oradaki mühendislerden o hesabı sormak yerine genel müdürü aldılar taltif eder gibi, başarı takdirnamesi verir gibi daha üst bir makama herhalde Ulaştırma Bakanlığı'nın yardımcılığına terfi ettirdiler. Bravo diyoruz. Bu sefer bunu bilince insan diyoruz ki ya işte adalet ve vicdan buysa
Bende de bitti arkadaş. Bende de bitti. Bendeki o vicdan dağları da eridi artık. Bir insanda vicdan erirse, biterse, çünkü vicdan, biraz önce de söyledim, Allah'ın da sığındığı yer, Allah nerede? Vicdanım da. Allah'ın da sığındığı yer, senin insanlığın da sığındığı yer, o duyguların da sığındığı yer, acıma hissinin olduğu da yerdi. Vicdan bitince hiçbir şey kalmıyor. Sadakatle gelenler şunu bilmelidirler. Biatla gelenler de. Siz o makamları, o görevleri, o mertebeleri hak etmiyorsunuz. Siz toplumun kanayan bir yarasısınız. Siz toplumun yüz karasısınız. Size bakarak, sizin yaptığınız işlere bakarak bende de vicdan köreldi. Bende de vicdan bitti artık. Ben de diyorum ki ya, benim vicdanımdaki o karlı dağlar eridiyse eğer, Allah oradan kaçar. İnsanlık da oradan kaçar. Acıma hissi de oradan kaçar. Ve ben de bir yerlere gidip, lafın başında söylediğim gibi, sizin pislediğiniz gibi o zaman, benim de içimden gidip sizin yanınıza pisliyesim geliyor. Çünkü siz de ona müstahaksınız. Sadakate bağlı olanlar, biatla oraya gelenler. Ben biatsız ve sadakatsiz iş yapmam diyenler, yaptırmam diyenler. Gerçekten körler salonundaki olduğu gibi benim de ya da toplum olarak gelip sizin yanınıza pisliyesimiz geliyor ki siz de biraz rahatsız olun. Aslında rahatsızsınız. Yani bu her ne kadar bir yerlere geldik, biz bunları aldık diyorsanız da hakkınız olmayan bir şeyi gasp ettiğiniz için bence vicdani bir rahatsız. Eğer vicdanınız varsa hala rahatsızlığınız vardır. Hiçbir şey yoksa bu toplumdaki bu kadar çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, sağırlığı ve suskunluğu duymuyor musunuz gerçekten? Evet, ben. Kanıksadık iyice demiştim ben. Çünkü bizim de o işteki biberinden, tuzundan, kenarından, bezinden, bezine bulaşan bir tarafımız vardır. Madem ki toplum içindesin, mutlaka bir yerlerden o pisliğe bulaşıyorsun. Hani pazara gidiyorsan, işte domatesi 15 liraya biri satıyor, 25-30 liraya biri satıyor. Ucuz fiyata bakıyorsun, dönüyorsun sonuçta 15 liraya satan fırça yemiş diğer arkadaşlarından. Demiş ki 20'den aşağı satmayacaksın sen de. Yoksa demişler bizim ekmeğimize mani oluyor. Ekmeğimize tırnak içinde. Ayrıca demişler bizim adımızı kötüye çıkıyor. Pahacı gibi gösteriyor bizi. Bugün kiralarda, konut fiyatlarında görüyoruz biz bunu. Adam mahallede mahsus mu yapılır, kasıtlı mı ya da bilinçli mi ya da bir oyun mudur ya da bir sazan sarmalı mıdır bilemiyorsun. Bir de madde dairenin fiyatını, İşte daireler o mahallede ortalama söylüyorum 4-5 bin liradan, milyondan gidiyorsa bir mahallenin dairenin fiyatı 7 milyondan satılır ya da satıldı gösterilir ve bu reklam edilir. Ertesi gün hemen bak oraya 7 milyondan satılmış, fiyatlar tır yukarı doğru bir 6-7'ye doğru çekilir. Çünkü öyle alıştık biz. Mesele o gelen fırtınanın etkisinde kalmamak ya da üstümüze doğru gelen çiğin altından sağ salim kalkabilmektir. Dolayısıyla hepimizin bu kokuda biraz payı vardır diyorum. Narin olayında mesela siz düşünebiliyor musunuz? Yani bir köy var, küçük az 20 haneliymiş, çocuk öldürülüyor köyde,
evinde diyorlar sonradan. Ya da gelirken sokakta. Ya da gittiği Kur'an kursunda. Suçlu kim? Yok. Suyu kim içti diyorsun? İnek içti. Bir tekerleme var ya orada. Suyu kim içti? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti, kül oldu. Narni kim öldürdü? Bilmiyoruz. Falan öldürdü. Kardeşim şurada 8-10 kişisiniz. 20 kişi, 30 kişisiniz. Bilmiyoruz. Peki ne zaman öldürüldü? Bilmiyoruz. Oraya kim götürdü, gömdü? Birisi. Adını veriyorlar. Sen niye götürdün, gömdün? Amcası verdi. Amcası ben vermedim diyor. Öbürü bilmem ne olur. O çocuk kim vurduya gitti. Kim vurduya gitti. Peki buradaki toplumsal körlük, toplumsal sağırlık, toplumsal suskunluk ülke genelinde var mıdır? Vardır. Bildiğimiz halde çoğu pisliği görmedik deriz, duymadık deriz. Duysak, görsek bile konuşmayız. Ya ama bize ne, bana ne? Tekirdağ'daki o çocuk olayında, mesela Sıla çocuk, bebek olayında. 2 yaşındaki bir yavrucuk. Adam Allah'tan korkar yani. Elini dokanmıyor, adam Allah'tan korkar. Ki nasıl bir vicdansızlıksa, babalığı tutuklanıyor. Karşı komşu adam tutuklanıyor. Çocuklar tutuklanıyor. Kardeşim kim yaptı bunu? Bilmiyoruz. Annesi ruh hastası galiba, terelelli. Onun çocuğa sahip olacak iradeye ve akıl yetisine sahip değil belli ki. Peki onda diyelim o akıl ve yeti yok. İçinizde hiç mi insan yok ya? Küçücük bir çocuk ya. Bezde daha. Bezde. Bezde ne demek? Çocuğun altında bez seriliyor. Adam Allah'tan korkar ya. Toplumsal bir körlük ve suskunluk var. Bu diğer bazı Kur'an kurslarında, Ensar vakıflarında, cemaat evlerinde de olur. Hani bir kısmı basına yansır, bir kısmı örtbas edilir. O bir şeyde mi, Eskişehir'de mi, nerede bir Ensar vakfında, Konya Karaman'da pardon, 45 tane çocuğa nitelikli taciz dediler. Cinsel taciz yapılmış. Bir seferden bir şey olmaz diyen bir bakan vardı o zamanlar. Ya siz nasıl insansınız? Toplumsal körlük, toplumsal sağırlık, toplumsal susurluk o kadar büyük boyutlara ulaştı ki umursamadık mesela. Umursamadık. Daha hala o vakıflar, o yurtlar dolu biliyor musunuz? Ya Allah belanızı versin sizin. Siz böyle yapmışsınız. Size gönderdiğimiz çocuklara sahip olamıyorsunuz diyemiyoruz. Suçu attık bir tanesinin üstüne. Attılar neyse. Kurtulduk zannediyoruz. Geçenlerde işte o Hiranur Vakfı nedir? 6 yaşındaki çocuğu biriyle evlendiriyoruz. 40 yaşındaki birisiyle. Çocuk kendi konuşmasa farkında değiliz. Bu ana baba, onu alan adam. Siz nasıl insanlarsınız ya? Toplumsal körlüğün, toplumsal sağırlığın, toplumsal dilsizliğin başladığı noktalardır işte bunlar. Diyoruz ki o Müslüman ya. Müslümanlardan böyle şey olmaz. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Baş pislik orada işte. Olmaz olur mu? Yani gereken tedbir de alınmıyor. O cemaat evleri de aynen dolu. O vakıflar da aynen dolu. Ve mahalle arasındaki o Kur'an kursları, çocukların gittiği Kur'an kursları, erkek çocuklarının gittiği Kur'an kursları da sürekli açılıyor. Sürekli açılıyor. Bugün onlar o kadar çok etkin duruma geldiler ki, Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz, bizim Cumhuriyet döneminin pozitif bilimlerle uğraşan okullarına el attılar. Diyorlar ki Ensar'dan buralara hocalar gelsin, ders versin.
Ne dersi versin? Ne dersi versin Ensar'dan gelen hoca? Ahlak, ondan sonra iyi insanlık, komşu hakkı, ondan sonra başka Kur'an nasıl okunmalı? Kur'an'daki ayetlerin sayısı, yüzü, bilmem ne, Peygamber Efendimiz'in hayatı. O Kur'an'daki ayetleri Türkçe okut, mealini tek tek anlat çocuklara. Ben de razı geleceğim. Anlat. Ben hep söylerim. Bakara 47 ne diyor? Nisa 24 ne diyor? Açık açık ekrana yansıt böyle anlat çocuklara. Ashab 50 ne diyor? Anlat. Ekrana yansıt böyle. Şimdi artık projeksiyonlu eğitim her tarafta var. Açıyorsun bilgisayarın projeksiyonunu. Karşıya yansıtıyorsun. Kocaman çocukların birbirinin kafasının arasından tahtayı görmeye ya da hocayı duymak için susmaya da gerek yok. Aç biraz da sesini. Herkes duysun. Ashab 50 şunu diyor. Aç okut. Bakalım ne oluyor. Bunları yapamıyoruz. Aslında yapılmasına da razı değiliz gibi. Nedense biz bugün Müslümanlığı açıkça tartışamıyoruz. Günah ya. Günah ya deyip çıkıyoruz şimdi. Günah. Günah. O ayetler öyle okunmaz. Günah. Kardeşim bu kadar pisliğin içinde kalmışsın sen. Bunlar günah. Bunlar ayıp. Bunlar ahlaksızlık değil de o ayetleri açıkça okumak mı günah? Bu Diyarbakır'daki narin bebeğin 20 haneli bir köyde katilinin bulunamaması günah değil, ayıp değil. Ama Kur'an ayetlerini Türkçe olarak okutmak günah ve ayıp. Bakın, toplumsal körlük, toplumsal sağırlık ve toplumsal dilsizlik. Dilsizlik. Hadi bir de üstüne dinsizliği de ekleyin. Toplumsal dinsizlik burada başlıyor galiba. Hepimiz çıldırmak üzere. Hırsız bizim hırsımız, hırsızımız. Katil bizim katilimiz. Pislik yapan bizim çocuğumuz ya da ona maruz kalan, o kötülüğe maruz kalan çocuk bizim çocuğumuz dediğimiz sürece ve bunun tepesine de, o piramidin tepesine de parti de bizim partimiz. Diyarbakır'daki Hüdapar Partisi. Ya da Türkiye'nin genelinde olduğu gibi konuşursak biz birbirimizin pisliğini kokulamaya ve birbirimizin pisliği üzerinde gezinmeye devam edeceğiz. Gittikçe de bu pislik içimizi dışımızı alıp vuracak. Ve bu çürümüşlük bitirecek bizi. Çünkü kangren olmuş kolumuzu, o kangrenin vücudu tüm saracağını bildiğimiz halde kesip atamıyoruz. Temizlenemiyoruz. Kendimizi temizleyemiyoruz. Öyle bir hale geldik ki bırak vücut temizliği, bizim çok ciddi vicdan temizliğine ihtiyacımız var. Vicdanımızı bir önce temizlememiz lazım. Gasp ettiğimiz hakları, çocukların haklarını vermemiz lazım. Önce çocukların haklarından başlayalım. Çocuklarına sahip olamayan bir toplum geleceğine sahip olamaz. Bunu unutmayalım. Çocuklarına sahip olamayan, onları iyi eğitemeyen, onları pozitif bilimlerle donatamayan, onlara ışıklı, nurlu falan demiyorum. Bırakın nuru falan. Aydınlık gelecek vaat edemeyen bir toplum geleceğe karanlıktır. O toplum gelecekten hiçbir şey beklemez. Trafikte de başımıza gelir. Mahallede de başımıza gelir. Caminin önüne adam geçen park etmiş arabasını. Caddeden geçerken bir caminin önünden geçiyoruz. Camiler de bu bazı bölgelerde hep cadde üstlerindedir. Adam yaşlanır. Orada bir arsası vardır.
ölüp gidecek zaman der ki burayı ben camiye veriyorum. Vakıf olarak burayı cami işletsin. Onun da altına dükkanlar yapılır falan filan. Üstüne cami yapılır. Kenarına da şadırvan ve tuvalet yapılır. Tuvalet de ücretlidir o tür yerlerde. Oraya da bir bekçi koyarlar çünkü. Hadi diyelim ücretini bekçi aldı oraların bakımı için falan filan da. Elektriği belediyeden, suyu belediyeden, oradaki bekçi elektrik ve su parası da alır milletten. Neyse o mesele değil ama esas demek istediğim, o cadde üstündeki camiler cuma günleri trafiğin başının belasıdır. Belediye otobüsü gelir, adam camiye gitmiş cumaya, bekliyoruz içinde. Dahtırı dat 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 dat. Adam nerede? Yok. Birisi geldi. Ya dedi ben bunun sahibini tanıyorum dedi. Cuma kılmak için içeri girdi. Ya dedi kardeşim cuma kılmak için kendine sevap işlemek için içeri girmiş olabilir de bu arabadaki insanların suçu ne? Otobüs dolusu insanın suçu ne? Adam demez mi bize? Ya siz de otobüsü çekin bir tarafa da Allah razı olsun cumanızı kılın öyle gidin. Toplumsal çürümüşlüğün bir başka örneği. Başkasının hakkına gasp etmek. Burada başlıyor işte. Ben cumaya gidiyorum. Sen dur. Trafikte dursun. Dolayısıyla biraz önce de söyledim ya. Toplumsal kokuşmuşluğun, pisliğin içinde bir kenarından, bir bezinden, bir tuzundan ya da bilmem suyundan biraz bizim payımız vardır. Çok teşekkür ediyorum. Körlük, toplumsal körlük hepimizin 3 aşağı 5 yukarı içinde bulunduğumuz. Fakat kim buraya pisledi dediğimiz bir duruma geldi. Sağırlık, hepimiz aslında olayın farkındayken duymamazlıktan geldiğimiz bir duruma geldi. Dilsizlik, hepimizin ne diyeceğimizi bildiğimiz halde konuşamadığımız bir duruma geldi. Korku dağları bekliyor. Çok konuşursan diyorlar. Kaç kişiden duydum ben. Abi çok konuşma. Niye? Alı götürürler seni vallahi. Ya ne diyorum ben de beni niye götürsünler? O zaman Türkiye'nin yarısını alsın götürsünler gibi. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.